Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günlerden ETS2'deyiz. Evet arkadaşlar, bugün Puno Peru map'teyiz arkadaşlar. O efsane yolların olduğu haritadayız. Şöyle göstereyim size istiyorsanız. İstiyorsanız değil, isterseniz. Şöyle arkadaşlar, dönemeçli yollar var. Şuradan sonrası arkadaşlar karlı yol. Bugün ekrandan da gördüğünüz gibi arkadaşlar man bir çekicimiz var. Arabamızı tamire vermiştik. Yapmışlar. Yaylaya, köye kar yağdığı için arkadaşlar çekiciyle götürmek istedim. O yüzden man, bu seferlik manı seçtim. güzel bir video olacağını düşünüyorum. Ve oyunumuza sür diyerek başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Bakın ya, şu efsaneye bakın. Bakın, arabam vardı arkadaşlar. Kar yağdığı için motor çalışmadı. Bu yüzden çekiciyle buraya getirdim. Yapmışlar, aradılar beni ve tekrar şimdi araca yükledim. Şimdi yaylaya çıkaracağım. Yollar 10 numara 5 yıldız. Yani şiddetle tavsiye ediyorum oynamanızı. Diyoruz. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Biraz başlangıcı biraz şöyle arabanın içinden mi yapalım? Sonra da şeye geçeriz. Şöyle diyoruz. Atalım vitesimizi. Sesini biraz kısalım ya. Bayağı sesi var ha. Aman abi, videonun başında hemen aracımızı vurmayalım. Daha gideceğimiz çok yer var. Hadi abi, hadi abi, daha çok yolumuz var bizim. Hadi devam edelim. Böyle değişik kamyonları sürmeyi seviyorum arkadaşlar. Ya bak ya. Şöyle atalım arabamızı 7'ye. 8. Birazdan rampaları görünce bayılacak arkadaşlar. Böyle düz yolda vites at, vites at diyor. Ama birazdan rampaya binince o zaman ben göreceğim. Oo, oğlum ne böyle kaydı lan bu? Şöyle dışarıdan sürelim arkadaşlar. Daha bir gerçekçi olması açısından. Lolo, arabaya bak lan.
Yollar biraz deprem olmuş herhalde arkadaşlar. Çatlamış yollar. İnşallah sağ salim arabamızı yaylaya çıkartırız. Arkadaşlar yayla diyorum da işte alışmışız biz böyle Karadeniz'de yüksek olan yerlere yayla, köy. Aslında yayla değil yani. İdare edin yani arkadaşlar anlayacağınız. Evet. O dönemeçli yollar başlıyor arkadaşlar. Abi niye bunlar böyle kayıyor ya? Bundan önce arkadaşlar bir video çektim. Mercedes'in çekici modeli vardı. Mercedes-Benz Sprinter'ın. Arabayı bir türlü kontrol edemedim. Yani ne yaptıysam kontrol edemedim. Direksiyonun ayarını kısıyorum. Olmuyor. Açıyorum. Olmuyor. Frene az basıyorum. Olmuyor. Çok basıyorum. Olmuyor. Olmuyor da olmuyor yani. Ne yaptıysam bir türlü tutamadım yani. Az basıyorum, stop ediyor. Fazla basıyorum, çok kaçıyor. O yüzden arkadaşlar o videoyu atmadım. Bu manı gördüm sitede. Hemen bunu indireyim dedim. Ve şimdi sizlerle beraber bunu bu akşam inşallah atacağım arkadaşlar. Olmadı. Geçerim diye düşündüm ama Allah manı maşallah var ha. Rampalar yukarı 10. viteste çıkıyor ya. Ya manyak mısın ya? Neye giriyorsun? Görüyorsun ki abin geliyor. Niye araya girmeye çalışıyorsun? Vurmadım ya, vurmadım ya.
Arkadaşlar şu manzaraya bak be. Bu haritayı gerçekten çok sevdim ya. Efsane yollar var ve hala bir türlü bitiremedim. Hepsini teker teker atacağım arkadaşlar. Sizlerle buluşturacağım inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Bu arada arkadaşlar birçok kez bitirdiğim bir oyun var. Dead Island 1. O oyunu herhalde 1000 kere de oynasam yine bıkmayacağım bir oyun. Zombi oyunu. Üniversiteli yıllarda onu laptopumda oynamıştım. Biraz tabi low ayarlarda oynamıştık onu arkadaşlar. O zaman şimdi HD grafiklerde ultra ayarlarda tekrardan sizlerle beraber oynamayı istiyorum. Bir iki güne kalmaz. Onun videosu da YouTube'da kanalımda görürsünüz arkadaşlar. Şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Yardımlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Bak bak, kendi kendine kayıyor ya. Oğlum nereye gidiyorsun ya? Manyak mısın? Oğlum inşallah arabayı perte çıkarmadan garajımıza götürürüz ya. Bir de arkadaşlar Mercedes-Benz modunda oyun inanılmaz derecede kasma yaptı. Yani ayarları düşüreyim dedim, düşürdüm ama bana mısın demedi. Yani yine kasmaya başladı. Vallahi o modda ya sorun var ya farklı bir modda bir uyuşmazlık var. Bir şeyden dolayı kastı. Zaten kontrol edemedim. Sildim gitti arkadaşlar. Evet. Karlı yollara daha gelmedik. Oo. Abi. Ne yapıyorsunuz ya? Bak 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 araya girmeye çalışıyor bak. Aa bu RTS2 Euro Truck Simulator, o bu oyunu yapanın Allah ellerine kollarına sağlık versin. Gerçekten 10 numara 5 yıldız ya. Hele hele bu oyunu arkadaşlar klavyede oynamayacaksınız. Buna böyle bunu oynamak istiyorsanız, zevk almak istiyorsanız arkadaşlar böyle alacaksınız benim gibi bir Logitech. Ama tavsiyemdir G29 10 numara 5 yıldız ya vallahi. İyi ki de almışım. Artık o kadar alıştım ki arkadaşlar. Eskisi gibi daha arabayı stop ettirmiyorum. Her şey alışana kadarmış dedik ve aha. Nazar vurdu kendi kendimize. Ben sizi bekleyene kadar oho Karadeniz usulü hemen
Küçük yolu gördük. Kaytaracağız arkadaşlar. Oğlum üstüme ne geliyorsun lan? Eyvah eyvah. Akşam oluyor be. Oo, yeni kedi mi lan bu? Yeni kediye çok benziyor. Ananı avradını. Neyse. Küfür yok arkadaşlar. Küfür yok, küfür yok. Var ya o kadar yani kontrol edilmesi zor ki. Evet. Engebeli yollar başlıyor. Bol virajlı. Hadi be abi, hadi be abi. Yoldan çıkma. Şöyle.
Evet arkadaşlar, birazdan karlı yollara gireceğiz. Evet arkadaşlar, saatimizi sabahın 7'sini aldık. Çünkü bu yolları görmenizi istediğim için saate biraz değişiklik yaptık. Uf. Az daha var ya dedim herhalde. Ananı vuralım. Ulu. Oğlum niye bunlar böyle kayıyor ya? Otobüste ve tırda böyle olmuyor arkadaşlar. Ama ne zaman böyle bir kamyon, taksi yani bu tarz şeyler alsam kayıyor. Şu an direksiyon var ya, yol engebeli olduğu için titreme yapıyor. Yani o hissi yaşıyorum yani sanki gerçekmiş gibi. O yüzden Logitech G29 efsane ya. Lan. Evet, karlı yollar başlıyor. Ananı satayım. Oğlum nasıl kayıyor lan bu? Eyvah eyvah. Abi valla burada yavaş gitmem lazım, yemin ediyorum. Bu yolun galiba hiç affı yok. Çok pis kayıyor. Yine kaza olmuş. Tabi gelirsem böyle kaptıra kaptıra yukarıdan aşağıya doğru.
arkadaşlar. Şöyle durunca sanki böyle var ya, gerçekmiş gibi. Lan. Hele şükür bariyerleri kurmuşlar arkadaşlar. Yoksa uçurumu boylardık yani. Abine yol vermezsen olacağı budur arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kar modu kullanmadım. Haritanın kendi karlı bölgesi. Şimdi şuradan bir araba çıkıyormuş var ya. Eyvah, çabuk 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 çabuk. Abi. Şoför olmak böyle bir şey işte. Onlar oradan 2 saate çıkamazlar yani. Arkadaşlar gerçekten bu haritayı oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İndirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu sitenin linkini bırakırım. Siteye girip oradan indirebilirsiniz. Son YouTube'da okuduğum kadarıyla videoların altında link bırakmak yasakmış arkadaşlar. O yüzden direkt sitenin linkini veririm. Oradan girip indirebilirsiniz.
Ya arkadaşlar. Lo 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 lo. Oğlum niye sen böyle bir şeyler yapıyorsun ya? Açtı. Arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Beğenip paylaşmayı da unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şöyle ralli yapa yapa galiba çıkacağız köyümüze, yaylamıza. Abi manyak mısınız? Anlamıyorum ki ya. Arabayı perte çıkaracağız herhalde. Ama benim bir suçum yok. Yol böyle arkadaşlar. Galiba şurada düzeliyor.
Öyle bir kayıyor ki var ya. Tutmak imkansız gibi bir şey ya. Ha dur lan. Evet arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle aracımızı şuradan şöyle girelim. Ya da dur. Şurada nereye götüreyim şu? Şu ev var arkadaşlar. Ev olan yere götüreyim ben bunu. Aa, oradan geri gitmiyor. Evet arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, beğeni paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.